İstanbul'da hafta sonunda yağmurlu ve soğuk bir sonbahar havası vardı ama havaya aldırış etmeyen ve çiğ köfte yemek isteyenler Esenler'de buluştu. Ustalar yaptı, İstanbullular 5 ton çiğ köfteyi afiyetle yedi. Çeşit çeşit baharat var çiğ köftenin içinde ve tabii ki onu daha da lezzetlendiren ceviz. Bol bol ceviz koydular içine bugün. O zaman kolları sığadık, bir dakika biz de yoğuracağız. Evet, evet. Seviyor musunuz çiğ köfte? Evet! Burası Esenler. Ustalarla birlikte elimize eldiveni taktık, işe koyulduk. Neden? Çünkü bugün burada tam 5 ton ne yoğrulacak? Çiğ köfte yoğrulacak efendim. Aynı zamanda canı yaklaş. Kansere, önserre, şekere, tansiyonun tek ilacı çiğ köfte efendim. Vallahi billahi de çiğ köfte ve virüsün tek ilacı, tek ilacı. Mugo, mugo. Evet. O zaman diyoruz ki çiğ köfte ve Adıyaman. Evet, ver başla Adıyaman. Hadi bakın. Düz tarayar, düz tara. Düz tarayar, düz tara. Yar zülfün düz tara. Bu sarayar, düz tara. Yar zülfün 99 yarım var, sen açtırdın 100 yara. Har gelir her gün başımdan gülüm ama ne çektim cahil başımdan. Ustaların elinden çıkan çiğ köfteler işte bu şekilde dürüm halinde paketleniyor ve burada çiğ köfte severlerle buluşuyor. Bayağı talep var, arkadan bekleyenler. Eşim arkada. Ben anlamam çiğ köfteden. Ancak yemeği bir tane daha alabilir miyim kızım var? Teşekkür ederim. Gerçekten çiğ köfte çok güzel, çok lezzetli. Yapmayı bilmiyorum ama seviyorum. Sevdiğim için de sırada bekliyorum. Kaç yaşındasın? 3 yaşındasın. Aferin sana. Çiğ köfte mi yiyeceksin? Seviyor musun çiğ köfte? Ne kadar göster bana bakalım. Ne kadar seviyorsun çiğ köfte? Gel sana çiğ köfte önden alalım biz ya. Gel, sen de gel benimle. Gel bakalım. Efendim bu 3 yaşında daha mı sırada çiğ köfte bekliyor. Onu biraz kayıracağız. Sıra uzun. Git bitmiyor. Dur bir dakika. Bir saniye abi. Isır şimdi kocaman. Aferin sana. Gidersen güle güle Adıyaman yolun ola. Benden başka seversen iki gözün kör ola.